Merhaba sevgili çocuklar, ben Erhan Tan. İstanbul Menkul Kimyeter Borsası İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Atman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanan ders çekim videoları için karşınızdayım. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersinde doğal sayıların bölükleri, basamakları ve basamaklardaki rakamların basamak değerleri bir de çözümleme konusunu işleyeceğiz. Başlayalım mı? Başlıyoruz. Sevgili çocuklar, dersinize şöyle bir giriş yapalım. Hatırlayalım. 3 basamaklı bir sayıda hangi basamaklar bulunur? Evet, 312 sayımız var. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından oluşur. Bölük, basamak adları ve basamak değerlerine bakalım. Evet, bir tane sayımız verilmiş. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10.000'ler basamağı ve 100.000'ler basamağı. Şimdi bölüklerini ayıralım. Sağdan sola doğru saydığımızda son 3 basamağı birler bölüğünü oluşturur. Diğer 3 basamak ise binler bölüğünü oluşturur. Şimdi de basamak değerimize bakalım. 10.000, 2.000, 645. Sayımız nasıl okunuyormuş? 12.645 şeklinde okunur. Şimdi de başka bir örneğimize bakalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Birler bölüğü, şimdi de binler bölüğüne bakalım. Evet, binler bölüğü. Basamak değerine bakalım. Evet, 200 bin, 0, 3 bin, 0, 67. Sayımız nasıl okunuyormuş bakalım. 203.067 şeklinde okunur. Şimdi de başka bir örneğimize bakalım. Evet, gelsin sayımız. Evet, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Şimdi bunu birler ve binler bölüğüne ayıralım. Evet, birler bölüğümüz gelsin. Şimdi de binler bölüğümüz gelsin bakalım. Hop, evet, binler bölüğümüz geldi. Şimdi de basamak değerine bakalım. 800 bin, 90 bin, evet, 5 bin, 999. Sayımız nasıl okunuyormuş? 895 bin, 999 şeklinde okunur. Şimdi bir etkinliğimiz var. Hep beraber etkinliğimize bakalım. Aşağıda sayıları oluşturan bölükleri yazalım. A'da bulunan örneğe göre diğer örneklerimizi yapalım. Evet, birler bölüğü kaç? 925. Binler bölüğü 004. Yani 4. Bir sonraki örneği biz yapalım. Evet, B'deki örneğe bakalım. Sayımız kaç? 8046. Birler bölüğü kaçmış? Evet, 046 gelsin bakalım. Binler bölüğüne bakalım. 8. Yani 008. Evet, gelsin bakalım. Diğer bir örneğimize bakalım. Sayımız kaç? 20.473. Birler bölüğü kaçmış? 473. Binler bölüğü ise 20. D'ye bakalım. Sayımızı okuyalım. 52.038. Birler bölüğü kaç? 0.38. Binler bölüğüne bakalım. 52.000 gelsin bakalım. Hop, evet, binler bölüğü de geldi. E'ye bakalım. E'de birler bölüğümüz 0.06. Evet, gelsin bakalım 0.06. Hemen binler bölüğüne bakalım. Binler bölüğümüz de 75. Hop, evet, binler bölüğümüz de geldi. F'ye bakalım. Birler bölüğü 3 tane 0 var. 3 tane sıfırımızı yazıyoruz birler bölüğüne. Binler bölüğüne de baktığımız zaman 89, hop, evet, 89 geldi. Bu etkinliğimizi bitirdik. Başka etkinlikle devam edelim. Aşağıda bölükleri verilmiş olan sayıları yazalım. Birler bölüğü 372. Binler bölüğü ise 5. Sayımız nasıl okunuyormuş? 5.372 şeklinde okunur. Hemen B'dekini biz yapalım. Birler bölüğü kaç? 403 gelsin bakalım 403. Evet, 403'ümüz geldi. Binler bölüğüne bakalım. Binler bölüğü 8 gelsin bakalım. Hop, evet, 8'imiz de geldi. Sayımız nasıl okunuyormuş? 8.403 şeklinde okunur. Hemen C'ye bakalım. Birler bölüğü kaç? 629 gelsin bakalım. 629 geldi. Evet, binler bölüğü kaç? 15 gelsin bakalım. Evet, binler bölüğü 15. Hemen sayımızı okuyalım. 15.629 şeklinde okunur.
D'deki etkinliğimize bakalım. Birler bölü 248 gelsin bakalım 248'imiz. Evet geldi, yerini aldı. Hemen binler bölüğüne bakalım. 56 gelsin bakalım 56, hop. Evet 56 da geldi, yerini aldığına göre sayımızı okuyabiliriz. Sayımız kaç? 56.248. E'ye bakalım şimdi, birler bölü kaç? 37. Evet sevgili çocuklar, bölükler 3 basamaktan oluştuğu için biz 37'nin önüne 0 getiriyoruz. 0 37 şeklinde yazıyoruz. Evet birler bölüğümüz geldi, yerini aldı. Binler bölüğü kaç? Evet 42, hop. 42 de yerini aldığına göre sayımızı okuyabiliriz. 42.037 şeklinde okunur. Hemen F'ye bakalım. Birler bölüğü 5. Sevgili çocuklar, bölük 3 basamaktan oluştuğu için sadece 5 yazmamız olmaz. O yüzden 5'in önüne 2 tane 0 eklememiz lazım. Gelsin bakalım. Evet 005 yerini aldı birler bölüğünde. Binler bölüğüne bakalım. Binler bölüğü 79. Evet 79 da yerini aldığına göre sayımızı okuyabiliriz. Sayımız nasıl okunuyormuş? 79.005 şeklinde okunur. Böylelikle bu etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Şimdi de başka bir etkinliğimize bakalım. Evet bir sayımız verilmiş. 7053. Bu sayımızın hangi basamağında hangi rakam vardır onu bulalım. Onlar basamağında evet 5, birler basamağında 3, binler basamağında 7, yüzler basamağında ise 0 bulunur. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. Evet sayımız kaç? 9704. Yüzler basamağı kaçmış? 7, hop 7 geldi. Binler basamağına bakalım. Binler basamağı kaç? 9. Birler basamağı 4. Onlar basamağı da 0'dır. C'ye bakalım çocuklar. Sayımız kaç? 3842. Birler basamağında kaç var? Evet 2 var. Yüzler basamağında 8. Binler basamağında 3. Onlar basamağında ise 4 vardır. D'ye bakalım. Sayımızı okuyalım önce. 2025. Binler basamağında kaç var? Evet 2 var. Onlar basamağında 2 var. Yüzler basamağında 0. Birler basamağında ise 5 vardır. Bu etkinliğimizi de bitirdik. Dersimize devam ediyoruz. Aşağıda basamakları verilmiş olan sayıları yazalım. Evet birler basamağı 4. 4 yazılmış. Binler basamağı 7. 7 yazılmış. Onlar basamağı 3. 3 yazılmış. Fakat yüzler basamağı verilmediği için biz yüzler basamağına 0 yazıyoruz. Onlar da ne yapmış? Tabii ki 0'ı unutmamışlar. 0'ı yazmışlar. Sayımız nasıl okunuyormuş? 7034 şeklinde okunur. Hemen B'ye bakalım. Yüzler basamağı kaçmış? 8 gelsin bakalım. Hop 8 yerini aldı. Onlar basamağı 2. Evet 2 değerini aldı. Binler basamağı da 9. Sevgili çocuklar, birler basamağı verilmediği için biz birler basamağını 0 olarak alıyoruz. Hop gelsin bakalım sıfırımız. Sayımız nasıl okunuyormuş? 9820. Hemen C'ye bakalım. Onlar basamağı kaç? 5. Gelsin bakalım. Birler basamağına bakalım. Birler basamağı 7. Binler basamağı ise 2. 10 binler basamağı da 3'tür. 3 de yerini aldığına göre evet bir basamağımız boş kalıyor. Hangi basamak? Tabii ki yüzler basamağı. Yüzler basamağı verilmediği için biz yüzler basamağını 0 olarak alıyoruz. Gelsin bakalım hop 0 da yerini aldığına göre sayımızı okuyabiliriz. Sayımız neymiş? 32.057. Hemen D'ye bakalım. Binler basamağı. Binler basamağı 1. Yüzler basamağı 6. 10 binler basamağı 4. Birler basamağı ise 5'tir. Sevgili çocuklar, baktığımızda onlar basamağı verilmemiştir. Onlar basamağı verilmediği için biz onu 0 olarak alıyoruz. Gelsin bakalım hop sıfırımız da yerini aldığına göre sayımızı okuyabiliriz. Sayımız neymiş? 41.605 şeklinde okunur. Devam ediyoruz. 206.505 sayısının basamak adlarını ve basamak değerini gösterelim. Basamak adlarına bakalım. Evet, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bu bizim birler bölüğünü oluşturuyordu. Şimdi de binler bölüğüne bakalım. Binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağından oluşuyor. Hemen basamak değerlerine bakalım. Evet, birler basamağı 5, onlar basamağı 0, yüzler basamağı 500, binler basamağı 0, on binler basamağı
60 bin, 100 binler basamağı ise 200 binden oluşuyor. Şimdi de bir etkinliğimiz var. Hep beraber etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini yazalım. Sayımız evet 2485. Ne yapıyoruz? 2000'i yazmışız. Sonra 400, sonra 80, sonra 5. B'yi şimdi biz yapalım. Sayımızı önce okuyalım. 7602. Evet, yazıyoruz. 7000 gelsin bakalım. 600. Evet, 0. 2. Sayımız basamak değerlerine bu şekilde ayrılıyor. Hemen C'ye bakalım. Önce sayımızı okuyalım. 4093. Hemen yazıyoruz. 4000 0 93. Evet, sayımızı basamak değerlerine ayırdık. Hemen D'ye bakalım. Sayımızı önce okuyalım. 5364. Evet, gelsin bakalım. 5000 364. E'ye bakalım. Önce sayımızı okuyalım. 8092. 8000 0 92. Hemen F'ye bakalım. Sayımız kaç? 3070. Gelsin bakalım. 3000 0 70 0. Böylelikle bu etkinliğimizi bitirmiş olduk. Hemen bir başka etkinliğimize geçelim. Aşağıda basamak değerleri verilmiş olan sayıları yazalım. A'ya bakalım. 10.000 var, 4.000 var, bir de 70 verilmiş. Sayımız nasıl okunuyor? 10, 4.000, 70 şeklinde okunur. Hemen B'ye bakalım. Sayımız 20.000, 300, bir de 9 nasıl okunuyor? 20.309 şeklinde okunur. Gelsin bakalım 20.000. Evet, 309. 20.309'umuzu yazdık. Hemen C'ye bakalım. Evet, 50.000, 6.000, bir de 500 verilmiş. Sayımız nasıl okunuyor? 56.000. Evet, 56.500 şeklinde okunur. Evet, 500'ümüzü yazdık. Şöyle bir sorumuz vardır. Hep beraber bakalım. Aşağıdaki sembolün yerine gelebilecek sayıyı bulalım. Aşağıdaki 5 basamaklı doğal sayının binler bölümündeki rakamların toplamı 13'tür. Buna göre yıldız yerine yazılması gereken rakamı bulalım. Evet, sayımızı hemen binler bölüğü ve binler bölüğüne ayıralım. Birler bölümümüz 349, binler bölümümüz ise yıldız ve 7'den oluşuyor. Binler bölümündeki rakamların toplamı 13 ise yıldız artı 7 eşittir 13 olmalıdır. O yüzden yıldızın yerine gelebilecek sayımız 6'dır. Dersimize devam edelim. 1480, 26341, 498025 sayılarını çözümleyelim. Doğal sayılar çözümlenirken rakamlar ile rakamların bulunduğu basamak değerlerinin çarpımı toplama işlemi şeklinde yazılır. Şimdi bu sayılarımıza hep beraber bakalım. Evet, 1480 binler basamağı 1 olduğu için 1000 ile çarpılır. Yüzler basamağı 4 olduğu için 100 ile çarpılır. Onlar basamağı 8 olduğu için 10 ile çarpılır. Ve birler basamağı 0 olduğu için 1 ile çarpılır. Hemen diğer sayımıza bakalım. 26341. Evet, 10 binler basamağı 2. 2 olduğu için 10 binle çarpıyoruz. Evet, binler basamağına bakalım. 6, 6 olduğu için 1000 ile çarpıyoruz. Yüzler basamağı 3 olduğu için 100 ile çarpıyoruz. Onlar basamağı 4 olduğu için 10 ile çarpıyoruz. Birler basamağı 1 olduğu için 1 ile çarpıyoruz. Hemen bir sonraki sayımıza bakalım. 498025. Hemen sayımıza bakalım. 498025. Evet, 100 binler basamağı 4 olduğu için 100 binle çarpılır. 10 binler basamağı 9 olduğu için 10 binle çarpılır. Binler basamağı 8 olduğu için 1000 ile çarpılır. Yüzler basamağı 0 olduğu için 100 ile çarpılır. Onlar basamağı 2 olduğu için 10 ile çarpılır. Ve birler basamağı 5 olduğu için 1 ile çarpılır. Böylelikle bu sayılarımızı çözümlemiş olduk. Dersimize devam ediyoruz. Bir etkinliğimiz var. Hep beraber etkinliğimize bakalım. Evet, aşağıdaki sayıların basamak değerlerini örnekteki gibi yazalım. A'daki örneğe baktığımız zaman 742.334. Evet, 700.000, 40.000, 2.000,
600, 30 ve 4 şeklinde basamak değerlerine ayrılmıştır. Şimdi B'deki etkinliği hep beraber biz yapalım. 930.582. Evet gelsin bakalım. 900 bin, 30 bin, 0, 500, 80 ve 2'den oluşur. C'dekine bakalım. 485.390. Evet, 400 bin, 80 bin, 5 bin, 300, 90 ve 0'dan oluşmaktadır. Hemen D'deki sayımızı çözümleyelim. 602 bin, 408. Evet, yazalım. 600 bin, 0, 2000, 400, 0 ve 8'den oluşur. Böylelikle bu etkinliğimizi bitirmiş olduk. Sevgili çocuklar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.